Doğal Yaşam Tarzı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Hatay biber salçası yapacağız. Yapımı çok kolay. Hayatınızda bu kadar lezzetli, rengi, kokusu olan bir salça yemediğinizi düşünüyorum. Mutlaka bunu deneyin derim. Şimdi yapımına geçelim. Benim 4-5 kilo biberim var burada ama toplamında 43 kilo biber kullandım. Burada sadece bir kısmını gösteriyorum. Bu şekilde temizliyoruz. Şu an çekirdekleri var. Tamamen temizledikten sonra bunları suyla yıkadığımızda çekirdekleri tamamen ayrışacak ve parçalama işlemine geçeceğiz. Daha sonra da diğer işlemleri sırasıyla yapacağız. Şimdi yapımına geçelim. Evet, biberleri temizleme işlemiyle başlıyoruz. Şu şekilde dörde bölelim. Sadece şu sap kısmını alıyoruz. İçindeki çekirdek peteğini dahi çıkarmıyoruz. Şu şekilde sap kısmını çıkardık ve çekirdeklerini temizliyoruz. Geri kalanını bunların su temizleyecek. Şimdi biberlerimizi dörde böldük. Şimdi çekirdeklerinden tamamen temizleyebilmek için yıkama işlemi yapacağız. Bakın suya daldırıp çıkardığımızda hiç çekirdek kalmıyor. Şu şekilde. Şimdi bu işlemimizi de yapıp bitirelim ve bir sonraki aşamaya geçelim. Evet, yıkama işlemimiz bitti. Şimdi bunları robotta kıyacağımız için şöyle küçük küçük doğruyoruz. Evet, biberlerimizi doğradık. Robotumuzu hazırladık. Güçlü motoru olan bir robota ihtiyacımız var burada. Bir de süzgeç hazırladım. Çünkü biberlerimiz çok sulu. Sulu olduğu zaman geçen hafta yaptım ben biber salçası. Bir haftada çok zor kuruttum. Ama suyunu süzüp geçirdiğimizde daha hızlı kuruyacaktır. Suyun da yine ziyan etmiyoruz. Bu şekilde kavanozladık. Şu an hala bunlar sıcak. Bu şekilde değerlendiriyoruz. Bunlar saf biber suyu. Sulu yemeklerinizde, makarnada, çorbalarda gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Kapya biberde bolca C vitamini var. O vitaminden yararlanmak için ben dökmek istemedim. Bu şekilde değerlendirdim. Şimdi kıyma işlemine geçiyoruz. Bastırmadan bu şekilde doldurdum hazneye. Evet, kıyma işlemimiz tamamlandı. Şu şekilde parçaladık. Şimdi bunu süzgecime alıyorum ki suyu biraz geçsin. Aslında ilk etapta çok geçmiyor. Bir gece tuzlayıp bir gece bekletirseniz suyu daha fazla çıkıyor. Neredeyse yarı yarıya sulandığını görebilirsiniz. Ve bu şekilde çok daha hızlı salçamız kurumaya geçiyor. Evet.
parçalama işlemimiz bitti. Şu şekilde suyu süzülüyor. Birkaç dakika bekleteceğim ben bunu. Dediğim gibi eğer bu şekilde parçalayıp bir gece bekletirseniz kovalar içerisinde neredeyse yarı yarıya sulanıyor. Bu şekilde suyundan ayırıp çok daha hızlı kurutabiliriz salçamızı. Daha önceki yıllarda 4 günde falan oluyordu ama şu an nedense biberler mi çok sulu, neden yok, hava şartlarından bilemiyorum ama bu yıl 7 günde kullanılabilir kuru bir şekilde, yani susuz bir salça 7 günde anca yapabildim. O yüzden böyle pratik bir yöntem buldum. Suyunu süzüp hızlı bir şekilde kurutacağız. Evet, arada şöyle alt üst ediyorum salçamı, biberimi. Salça yapımı biraz zahmetli bir iş ama inanın buna gerçekten değiyor. Hiçbir salçada ev yapımı, kaynatma, ne derseniz deyin, şu salçanın lezzetini hiçbirinde ben bulamadım. Hepsinin lezzeti farklıdır ama bunun rengi ve kokusu, ikinci günden itibaren evinizi buram buram salça kokusu sarmaya başlıyor. Balkonunuzdan gelen kokular bütün evinizi sarıyor. Misafirleriniz geldiğinde de bunu hissediyorlar zaten. Çok harika bir kokusu var. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. 10 kilogramdan 1 kilogram biber salçası çıkıyor. Tabii bu biberin kırsal biber ya da sulanmış biber olarak fark ediyorum. Bunu tam olarak bilmiyorum ama benim alıp da yaptığım biberlerden şu ana kadar 10 kilogramdan 1 kilogramlık kavanozlar dolu dolu bir şekilde salça aldım. Yani 50 kilo biberiniz varsa bundan 5,5 kavanoz kadar salça alıyorsunuz. Ama inanın buna değiyor. Bu kadar süzüldüğü yeter diyorum. Şöyle alalım. Bakın ne kadar suyu çıktı. Bu şu an hemen geçen bir 5-10 dakikalık sürede olan su. Bir gece bekletirseniz bu su neredeyse yarı yarıya çoğalıyor. Bu suyun da atmıyoruz çünkü saf. C vitamini deposu var şu an burada. Bunu da kaynatıp kavanozlara dolduruyoruz. Az önce de göstermiştim. Şimdi bunu tuzlayıp güneşe atacağız. Evet. Şimdi şu an için bir yemek kaşığı atacağım. Bu bir de fazla gelebilir buna. Ben çok aşırı tuzlu sevmiyorum. Neden sevmiyorum? Bunu yemeklerde kullanabildiğimiz gibi kışında tavamızda yağlı biraz kavurup daha sonra sulandırıp kahvaltılık olarak da kullanabiliyoruz. O yüzden çok aşırı tuzlu yapmıyorum. Hem kahvaltıda veya sos olarak ya da yemeklerde İstediğim gibi kullanabilmek adına. Ama siz de derseniz ki ben sadece salça olarak kullanacağım, tuzunu artırabilirsiniz. 2 yıl, 3 yıl boyunca tamamen suyu çektirilmiş bir salçanız hiçbir şekilde dışarıda bozulma yapmaz. Ben bunu daha önceki yıllarda tecrübelerimle deneyimledim. 2 yıllık, 3 yıllık salçam kalmıştı. Hiçbir şekilde bozulma olmadı. Sadece rengi daha da koyulaşıyor. Koyu kırmızıya dönüyor. Yani bordoya doğru dönüyor ama kokusu ve lezzeti hiçbir şekilde değişmiyor. Şöyle bir salça daha getirdim. Bunu dün akşam hazırlamıştık. Neredeyse işte bir günlük bir salça bu. Bakın hala suyu çıkıyor bunun ama tamamen de suyunu almadım ki suyu kendi içinde buharlaşsın istiyorum. Suyunun lezzeti de salçamıza geçsin istediğim için tamamen suyunu çektirmedim. Bakın bu daha koyu artık ve rengi daha koyulaşmaya başladı. Gün içerisinde 4-5 defa karıştırıyoruz. Mutlaka güneş görmesi gerekiyor. Çünkü güneşte çok daha hızlı oluyor. Gölgede maalesef çok geç olur. Ben hiç gölgede yapmadım. Eğer ki eviniz çok güneş görmüyorsa şöyle yapabilirsiniz. Bunu kaynatıp süzgeçten geçirip kabuklarını ayrıştırma işlemi yapabilirsiniz. Veya direkt böyle kullanabilirsiniz. Benim ilk yaptığım, bir hafta önce yaptığım şurada salçam var. Bunu
süzgeçten geçirdim, kabuklarını tamamen ayrıştırdım. Ama bu defa ayrıştırmayı düşünmüyorum. Çünkü bazı yemeklerde çok güzel görünüyor bu kabuklar. Zaten çok da iri parçalar değil. Ha, ağzınıza geliyor mu? Kesinlikle ağzınızda kabuk hissetmiyorsunuz. O kadar ince bir kabuğu var ki biberin. Yani domatesten daha ince ve domates gibi ağza gelmiyor. Dediğim gibi güneşi az olan evler bunu kaynattıktan sonra güneşe atabilir. Daha hızlı hani yapımını sağlayabilirsiniz ama o zaman tadı bir tık daha değişiyor. Ben güneşte yapmanızı öneririm. Eğer güneş alan bir eviniz varsa, böyle bir imkanınız varsa mutlaka güneşte yapın diyorum. Şimdi bu salçamı da şöyle kenara alıyorum. Gelelim salçamızın bitmiş son haline. Bu 10 kilogramlık biberden şöyle 1 kilogramlık bir kavanozda salçamız çıkıyor. Evet. Ben bunu kavanoza doldurdum. Sonrasında bir gün yine güneşte beklettim ki üstü kabuk bağlasın diye. Çünkü hepsini bir anda kullanamayacağız. Şöyle kenarından açıyorum. Bakın. Rengi, kokusu çok güzel. Tekrar şunu kapatalım ki bir süre daha tekrar güneşe atayım ben bunu. Bu şekilde 2 yıl, 3 yıl bu salçanızı kullanabilir, saklayabilirsiniz. Dışarıda saklayabilirsiniz. Buzdolabına hiçbir şekilde ihtiyacınız yok. Bu videoların devamını görmek için kanalıma abone olmayı, like atmayı, destek olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.